Merhaba arkadaşlar. Bu videoda biraz farklı bir tarzda karşınızdayım. Sizlere Ragnaros, Onyxia ve Nefaria'nın hikayesini anlatacağım. Klasik paketinin bu önemli 3 raid sonu boss'u hikayesi Blackrock Dağı'nda çakıştığı için hepsini bir videoda sizlere takdim etmeye karar verdim. Keyif almanız umuduyla iyi seyirler dilerim. Hikayede önemli rol oynayan Blackrock Dağı'nı anlatmaya başlayacak olursak, Shearing Gorge ve Burning Steps bölgeleri arasında yer alan bu dağ her zaman orada değil. Bir kaza sonucu oluşur ve bölgede yükselmeye başlar. Yüce Cüce Kral Modimus Anvilmar öldükten sonra 3 cüce klanı Bronze Bear, Wildhammer, Dark Iron cüceleri arasında çıkan savaş sonucu ki biz bu savaşa 3 çekişler savaşı diyoruz. Savaşı kaybeden Dark Iron cüceleri Red Ridge dağlarının kuzeyinde bu az önce bahsettiğimiz bölgeye yerleşiyor. Burada adını liderlerinden alan Tarisyan şehrini kuruyorlar. Yenilgiyi hazmedemeyen büyücü baron Tarisyan, Ironforge ve Wildhammer klanlarının merkezi olan şehirlere seferler planlıyor. Kendisi cücelerin ana şehri olan Ironforge'u kuşatırken eşi Modgat Grimbatol üzerine yürüyor. İki tarafta da kaybedilen savaş sonucunda eşi Modgat Tarisyan Grimbatol'de ölüyor ve şehri lanetliyor. Daha sonrasında birleşen Wildhammer ve Ronsbeard klanları Tarisyan şehrini kuşatıyor. Öncesinde başarılı bir şekilde geri çekilen büyücü baron Tarisyan bölgede savaşa dahil etmek için doğaüstü güçlerle oynamaya başlıyor. Ancak kontrol edebilecekleri neferler bulmak yerine kadim yaratıklardan biri olan Ragnaros'u uyandırıyor. Ragnaros çok eski kadim bir element lordudur. Element lordlarına dair kısa bir bilgilendirme geçecek olursak, çok eski zamanlarda Azeroth element lordları tarafından yönetilmekteydi arkadaşlar. 4 elementi temsil eden element lordları sırasıyla Alakir, rüzgar, Terezin, toprak, Neptülon, su ve Ragnaros, ateş yani Fire Lord'tu. Kadim tanrılar, Old God'lar Azeroth'a geldiklerinde çok büyük bir savaş ortaya çıkıyor. Ancak Element Lord'ları yeniliyor ve Old God kontrolüne giriyor. Azeroth'u Old God'lardan kurtarmaya gelen Titan Keeper'larla olan savaşta, kadim tanrılar bu kontrolü altına aldıkları Element Lord'larını öne sürüyorlar. Tyr ve Odin'le savaşan Ragnaros, yenildikten sonra ateşin element düzlemi olan Firelands'ı yani ateş diyarını hapsediyor. İşte burada hapsedilmiş olan ateş element lordu Ragnaros 3 çekişler savaşı sırasında yanlışlıkla büyücü baron Tarisyan tarafından uyandırılıyor. Yıkım ve felaketle birlikte kapatıldığı yerden çıkan Ragnaros yükselmeye başladığında etrafında ne varsa yakıp yıkıyor ve büyük bir volkan oluşturmaya başlıyor. İşte oluşan bu volkanik dağın adına biz Blackrock, Karakaya Dağı diyoruz. Oracıkta binlerce canın yok olmasına sebep olan Ragnaros kontrol edilmekten ziyade Dark Iron cücelerini kontrolü altına alıyor ve diğer iki klan Bronzebeard ve Wildhammer klanları evlerine çekiliyorlar. Bu yıkım sonucunda hayatını kaybedenler arasında büyücü baron Tarisyan da yer almaktadır. Yerine geçen oğlu Dagran Tarisyan dağın altında Shadowforge şehrini kuruyor ve Ragnaros'un hizmetine giriyor. Ancak dağın hikayesi cücelerle ve Ragnaros'la sınırlı kalmayacak. Ork hordu Azeroth'a gelir. O dönemde savaş şefi olan Blackrock klanından Blackhand'ın Gul'dan'ın kuklası olduğunu öğrenen Ogrim Doomhammer Blackhand'a meydan okur ve Makgora'da Blackhand'i yener. Böylelikle hem hordun savaş şefi hem de Blackrock klanının lideri olur. Birinci savaşta orkları zafere taşıyan Ogrim sonrasında komuta merkezini bu dağın etrafında kuruyor. Aynı isme sahip olan orklar ve bu dağ isimlerini birbirlerinden almamışlardır. İsimlendirmeleri tamamen bağımsız olduğundan dolayı orklar bunu iyi bir kehanet olarak görüyor ve dağı benimsiyorlar. Ogrim burada orkları cesaretlendirme konuşmaları yaparken oluşan sarsıntıları ve depremleri de iyiye işaret kabul eden orklar gaza gelip bütün dünyayı fethetmeye kalkıyorlar. Ancak kırmızı dragonları bile olan orklar Lordaeron kışatmasında kaybediyorlar ve parça parça dağılmaya başlıyorlar. Bu Blackrock Dağı'nın eteklerinde yapılan son savaşta Ogrim her ne kadar insanların lideri olan Anduin Lothar'ı öldürse bile Trallion'un karşısında duramıyor ve yenik düşüyor. Sonrasında liderleri esir düşen orklar Dark Portal'a kadar püskürtülüyor ve Azeroth'tan sürülüyorlar. Kaçmayı ve saklanmayı başaran orklar olsa da geride kalan birçok ork esir düşüyor. Kaçmayı başaran orklar arasında Rend ve Mayne Blackhand, eski savaş şefi olan Blackhand'ın oğulları
Black Rock Dağı'na sığınıyorlar. Ve buradaki orkları ve bazı esir düşen orkları kurtardıktan sonra bu bölgede bir birlik kuruyorlar. Ve adına Dark Horde, yani Kara Güruh diyorlar. Yıllar sonrasında Draenor'daki Horde Azeroth'a geri geliyor. Ancak bu sefer Azeroth'u fethetmek niyeti değil de başka dünyalara geçit kapıları açabilmek için kullanmak üzere bazı parçaları bulmaya. Bu amaçla Azeroth'a gelen Theron Gorfian, kendisini ilk Dead Knight'lardan kabul ederiz, Rand Blackhand'ı buluyor ve yardım istiyor. Kırmızı Dragonlara ihtiyacı olan Theron Gorfian'ın yardım çağrısını Rand Blackhand geri çeviriyor. Ancak Theron Gorfian eli boş dönmüyor. Ve Deathwing bir anlaşma ile karşısına çıkıyor. Hatta Outland'deki Blade Edge bölgesindeki siyah ejderhaların bu olay sonrasında bölgeye geldiği kabul ediliyor. Plan ve taktik dehası olan Deathwing kendi öz çocuklarını göreve dahil eder. Kızı Onyxia'yı Stormwind'e gönderirken oğlu Nefarian'ı Dark Horde'u kontrol etmesi için Black Rock Dağı'na gönderir. Ancak Nefarian burada Dark Horde'u kontrol altına almakla yetinmeyip bir takım deneylerle yeni bir ejderha sınıfı oluşturmaya çalışıyor. Bütün renkleri karıştırmaya çalıştığı bu sınıfa Chromatic Dragonfly diyor. Böylelikle Black Rock Dağı'nda iki büyük güç yerleşmiş oluyor. Birlikte hareket etmeyen bu güçler, dağın alt kısmını mahzen tutan Dark Iron cüceleri ve Ragnaros, dağın üst kısmına yerleşen Dark Horde ve Siyah Ejderha Nefarian. Bu iki güçlü oluşum ayrı ayrı Azeroth için çok büyük bir tehdit oluşturmaya başlıyor arkadaşlar. Her ne kadar Ragnaros kontrolünde de olsalar da Dark Iron cücelerin kendi planları var. Ve liderleri Dagran Tarisyan, Bronzebeard'ların lideri olan Magni'nin kızının kaçırılmasını emrediyor. Magni her ne kadar kızını sevse de taht için doğru varis olamadığından dolayı kızına saygı göstermiyor ve onu göz ardı ediyor. Shadowforge şehrine getirilen Moira Bronzebeard, ki ileride Tarisyan soyadını taşıyacak, sıradan bir tutsak muamelesi görmüyor. Düşünceleri ve söylemleri saygıyla dinleniyor ve önem gösteriliyor. Herhangi bir zihin kontrol büyüsü olmadan Dagran Tarisyan'ın yaptıklarından etkilenen Moira, Dagran'a aşık oluyor ve evleniyorlar. Hatta Dagran'dan hamile kalıyor. Bu sırada Magni Bronzebeard, biz oyuncuları kızını kurtarması için Black Rock Depths Dungeon'ına yolluyoruz. Bu zindanın son boss'u olan Dagran Tarisyan'ı öldürüyoruz. Burada hayatta kalan Moria Tarisyan'ı bizler Kataklizm genişleme paketine kadar görmüyoruz. Gelişen olaylar sonrasında 3 çekiç temsil meclisinde Dark Iron cücelerinin lideri olarak Moria Tarisyan'ı göreceğiz. Ancak bu başka bir hikayenin konusu. Ragnaros'u durdurmak için dağın derinliklerinde Dark Iron cüceleri tarafından kurulmuş olan Shadowforge City ya da Black Rock Depths zindanını geçip Molten Core dediğimiz Azeroth'un gezegen merkezine hayli yakın olan bölgeye girmemiz gerekmektedir. Bu Black Rock Depths isimli zindanda bazı parçaları topladıktan sonra Molten Core'a geçiş yapabiliyoruz. Ancak yine de Ragnaros'u henüz uyandıramıyoruz. Bunun için su elementi lordları olan Hydrexan Waterlords'lardan, ki kendileri ateş elementinin kadim düşmanlarıdır, bazı şişelenmiş özel büyülü sular almak zorundayız. Bu suyun yardımı ile bazı rune, yani kilitleri, mühürleri açmamız gerekmektedir. Ancak tabii ki sadece su bunun için yeterli değildir. Bu kilitlerin koruyucuları olan bazı bossları da aradan çıkarmamız gerekiyor. Son olarak Majordomo Executus'u da yeniyoruz, ancak onu öldürmeden önce gidiyor ve Ragnaros'u uyandırıyor. Duruma sinirlenen Ragnaros bu işlemi kendisi yapıyor ve Ragnaros'la baş başa kalıyoruz. Burada Molten Core'da Ragnaros'u durduruyoruz, ancak onu öldüremiyoruz. Ateş elementi düzlemine Firelance'ı yolluyoruz ve arkasından kilitleri, yani mühürleri kapatıyoruz. Bu sırada insanların şehri olan Stormwind'de başka entrikalar dönmekte. Az önce söylediğimiz gibi Nefarian'ın ikiz kız kardeşi olan Onyxia, babası Deathwing, Neltharion tarafından Stormwind'e gönderilmişti. Kendini soylu sınıfından Lady Catrana Prestor olarak gösteren Onyxia, Stormwind'de soylular meclisine girmeyi başarır. Amacı Stormwind'de yıkım ve kaos getirmek olan Lady Catrana Prestor, yani Onyxia, Birinci Savaş sonrasında yıkılmış olan Stormwind'i tamir eden Stone Mason, yani Taş Masonları Sendikası'nın içinde bulunduğu durumu fırsat biliyor ve diğer soyluları bu sendikaya paralarını tam ödememeleri için ikna ediyor. Bu durum sonucunda şehirde bir ayaklanma çıkıyor ve Onyxia'nın da ateşi körüklemesiyle birlikte ayaklanma büyüyor. Zorla bastırılan ayaklanma sırasında Kral Varian Wyrion eşi Tiffin Wyrion kafasına isabet eden taş sonucunda hayatını kaybediyor. Kral Varian depresyona giriyor ve bu Onyxia için bir fırsat oluyor.
Geride karanlıklardan ve gölgelerden Kral Beren'i manipüle etmeye başlıyor. Ancak oğlu Anduin babası için hayat ve umut ışığı olmaya başlıyor. Bunu fark eden Onyxia, yani Lady Catrana Prestor, yeni planlar yapıyor ve uygulamak için uygun zamanı bekliyor. Bu sırada 3. savaş patlak veriyor. Jaina, Thrall ile birlikte Kalimdor'da Legion'a karşı savaşmak için birleşiyor. Jaina konuyu Kral Varian'a da açıyor. Ancak zamanda orklardan çok çeken Varian, konuya çekingen yaklaşıyor. Daha sonra oğluyla yaptığı konuşmalar sırasında orklara bir şans vermeyi kabul eden Varian, Teramor'a doğru yola çıkıyor. Bu durumu fırsat bilen Onyxia, Kral Varian'ın eşinin ölümünden sorumlu olan Defiance Brotherhood'u manipüle edip kralı yolda kaçırmasını emrediyor. Kaçırılan kral Onyxia'ya Teramor açıklarında bulunan Alkaz Adası'na getiriliyor. Onyxia kralın iradesini güçlü ve zayıf olmak üzere ikiye bölüp güçlüyü öldürüp zayıfı ise Stormwind'i kontrol etmek için kullanmayı planlıyor. Ancak işler öyle düşündüğü gibi de gitmiyor. Tam bu ritüel sırasında adaya nagalar saldırıyor. Onyxia büyüsüyle Kral Varian'ı iki ayrı kişiliğe, iki ayrı bedene bölmeyi başarsa da elinden kaçırıyor. Güçlü olan adadan kaçmayı başarıyor. Nagalara esir düşen zayıf Varian ise bir şekilde Stormwind'e dönüyor. Ve her iki Varian da hafıza kaybediyor. Bu durumu lehine çeviren Lady Catrana Prestor, yani Onyxia, zayıf kral Varian'ı zihin kontrolüne alıyor. Stormwind'in yönetimini ele geçiriyor. Şu an oynanan klasik paketinde hikayenin bu bölümündeyiz. Stormwind'in yokluğu sırasında oğul Anduin Birin'i yönetmekte. Ancak yanında vekil harcı Bolvar Fordragon ve Lady Catrana Prestor'u görüyoruz arkadaşlar. Bu sırada bazı olaylar süre geliyor. Babasının değiştiğini fark eden Anduin Birin, konunun araştırılması için Marshal Windsor'u görevlendiriyor. Aynı zaman diliminde Magni, Kral Varian'dan kızını kurtarmak için Stormwind'in yardımını istiyor. Ancak onun yerine cevap veren Onyxia bunu reddediyor ve cüceler ile insanların arası açılmaya başlıyor. İşte bu nedenle Magni biz kahramanlardan, yani oyunculardan kızının kurtarılmasını istiyor. Bunlar olurken diğer tarafta Marshal Windsor Lady Catrana Prestor'un kim olduğunu çözüyor. Ancak Blackheart Depths de Dark Iron cüceleri tarafından hapsediliyor. Ve yine bizler kahramanlar olarak onu kurtarmaya gidiyoruz. Ancak Lord tarafında güçlü olan Kral Varian tarafından kurtarıldığı söylenir. Windsor ile birlikte şehre dönüyoruz. Ve Onyxia'nın maskesi düşüyor. Kendini gösteren Onyxia burada Marshal Windsor'u öldürdükten sonra Kral Varian'ın oğlu Anduin Virin'i kaçırıyor. Güçlü ve zayıf Varian'lar birlik olup oğul Anduin'i kurtarmak için harekete geçmeye karar verip Onyxia'nın mağarasına giriyor. Ve yapılan dövüş sırasında Onyxia'nın yaptığı bir büyü sonucunda Varian'ın iki benliği birleşiyor ve Onyxia'yı öldürüyor. Daha sonra kafası kesilen Onyxia bir zafer nişanesi olarak Stormwind'in kapısına asılıyor. Ancak Onyxia'nın ölümüyle klasik paketindeki siyah ejderha belası sona ermiyor. Blackrock Dağı'na geri dönüyoruz. Dağın kontrolü için Ragnaros ve birlikleriyle sürekli mücadele içinde bulunan Lord Victus Nefarious, yani Nefarian, hala Azeroth için büyük bir tehdit oluşturmakta. Bizler kahramanlar olarak bu sefer Blackrock'a Nefarian'ı alaşağı etmek için yola çıkıyoruz. Hikayede az önce bahsettiğimiz Rand Blackhand'i UBRS, yani Upper Blackrock Spire'da dağın üst bölümünde Nefarian'ın inlerine girebilmek için saf dışı etmemiz gerekiyor. Yapılan ilk deneyler sonucu ortaya çıkan ilk kromatik ejderhalardan biri olan Git'i şahsi bineği olarak kullanan Rand Blackhand'i zorlu mücadeleler sonucu yendikten sonra Blackwing Lair'in kapıları bizler için açılıyor. Burada çeşitli bossları, hatta deneyler sonucu ortaya çıkan en güçlü kromatik dragon olan Kramagus'u da alt ettikten sonra Nefarian'la yüzleşiyoruz. Ve son oyun başladıktan sonra Nefarian düşüyor. Lord tarafında nasıl Onyxia'yı King Varian'ı öldürüyor ise, burada da Nefarian'ın kölesi durumundaki orkları kurtarmak için gelen Varrok Sarfang tarafından öldürüldüğü söyleniyor. Ve kafası kesilerek Orgrimmar'a asılır. Klasik paketinde bu boss'un hikayesi bu şekildedir arkadaşlar. Ama tabii ki bizleri mutlu bir son beklemiyor. Kataklizm genişleme paketiyle birlikte bu 3 boss yeniden karşımıza çıkıyor. Deathwing Neltharion, oğlu Lord Victor Nefarious, yani Nefarian'ı yeniden canlandırıyor. Bu sefer dağın daha derinlerine Blackwing Descent'a inen Nefarian son deneysel çalışmasını yapıyor ve Onyxia'yı uyandırıyor.
Ve bu raid'de bizler kahramanlar olarak şu an için hikayelerine son veriyoruz ve Nefarian ile Onyxia'yı burada yeniden öldürüyoruz. Diğer taraftan Ragnaros ise ateş elementi düzleminden yani Firelands'dan yeni yaşam ağacı olan Hyjal Dağı'ndaki Nordrassil'i yok etmeye çalışıyor. Bu sefer biz kahramanlar elemental düzlemine girip Ragnaros'un planlarına son veriyoruz. Bu ateş elementi düzleminde Ragnaros'u öldürmenin onun sonu olduğunu düşünsek de Battle for Azeroth genişleme paketinde bazı Dark Iron cüceler ki kendilerine Ragnaros tarikatı diyorlar, Ragnaros'u yeniden uyandırmaya çalışıyorlar. Kendilerini durduruyoruz. Ancak Ragnaros yeniden uyandırılabilir mi ya da uyandırılamaz mı bunu henüz bilemiyoruz arkadaşlar. Klasik paketinin meşhur 3 boss'u olan Onyxia, Nefarian ve Ragnaros'un hikayesini böylelikle öğrenmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz demeden önce bu boss'ların ve raid'lerin rehberleri ve taktikleri için sizleri Okan abiye yani Akfon TV'ye yönlendiriyorum arkadaşlar. Aşağıda gerekli linkleri bulabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.